Çocuklarımız ne kadar biz korksak o kadar çocuklarımız daha kaçıracak. Benim çocuğum Yunus Yenidoğan HDP kaçırılmış. Batman'da yaşayan Remziye Yenidoğan HDP'nin kaçırdığı kızını arıyor. HDP benim oğlum 16 yaşında. İradesi yok. Benim çocuğum çocuktur. Değil ki benim çocuğum nice çocukları daha kaçırılmış götürülmüş. Oğlu Yunus 2014 yılında 16 yaşındayken dağa götürüldü. HDP PKK'ya meydan okuyan anne mücadelesinde kararlı olduğunu söyledi. Bizim çocuklarımızı dağa kaçırmalarının hakkı yok. Batmanlı anneler, lütfen size rica ediyorum ki korkmayın. Korkmayın ki onlar bizden korksunlar. Anayasa Mahkemesi'ne seslenen anne Yenidoğan HDP'nin kapatılması için çağrı yaptı. Lütfen sizden rica ediyorum, o kapanmadıktan sonra nice biz anneler içimiz yanıyor. Onlar kendi çocuklarını daha götürmüyorlar. Kendi çocuklarını Almanya'ya, İsviçre'ye okutuyorlar. Bizim çocuklarımızı kurşunun önüne hedef yapıyorlar. Mersin'de ise HDP aracılığıyla dağa götürülen RK'nin ailesi çocuklarının yolunu gözlüyor. Kızımı kandırıp evden götürdüler. Onun gelmesini istiyoruz. Ufaktı. Benim kızımın hayalleri vardı. Yani bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. 15 yaşında ve astım hastası olan kızlarına kavuşmak için aile mücadele ediyor. Gel devletimiz bizim arkamızdadır, seni seviyoruz, gel. Astım hastasısın, kim kandırmış kızım, korkma, eve gel anneciğim. Hasta kızı dağa götüren isimse polis ekipleri tarafından yakalandı. RK'yi PKK'ya katılması için kırsala götürdüğü belirlenen Demokratik Bölgeler Partisi il yöneticisi ve eski HDP Toroslar ilçe başkanı M.İ. tutuklandı. Genç kızı otomobiliyle şehir dışına çıkarması, plaka tanıma sistemi kaydına da yansıyan M.İ. cezaevine gönderildi.